İyi akşamlar arkadaşlar. Seste, görüntüde herhangi bir problem var mı? Tamam, güzel. Evet, bugünkü dersimize başlamadan önce sorularınız varsa sorularınızı alayım. Daha sonra dersimize başlayalım. Geçen gün kaldığımız yerden devam edelim. Soru yok herhalde. Tamam. Peki ben bir soru sorsam, yapay zeka nedir diye cevabınız ne olurdu? Çok kısa bir cümleyle söylerseniz. Evet, algılayan, öğrenebilen, çıkarım yapabilen, karar verebilen sistemler de diyebiliriz. Güzel, makinelerin zeki varlıklar gibi davranabilmeleri. Evet, bu tanımları tabii ki çoğaltmak mümkün idi. Ve bu yapılan tanımların ortak bir noktasından bahsetmiştik. Neydi o? Makinelerin bir problemle karşılaştıklarında doğru hareketi yapmalarını sağlayan sisteme biz yapay zeka adını vermiş idik kısaca. Bu yapılan bütün tanımların ortak noktası olarak böyle bir cümle sarf etmiş idik. Evet, şimdi gelelim bu alanda çalışan önemli bilim adamlarından Alan Matheson Turing'in 1950 yılında Mind dergisinde yayınlamış olduğu makaledeki deneye, biz ona Turing testi ya da Turing deneyi adını veriyoruz. Bugün onunla başlayalım dersimize. Yine hatırlatayım arkadaşlar, benim burada anlatmış olduğum slaytları PDF dokümanı olarak öğretim yönetim sisteminde dosyalar kısmına yüklüyorum. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Ve söylediğim gibi sesim geliyor mu arkadaşlar? Zannedersem kısa süre bir internet kesintisi yaşadık. Tamam, şu an problem yoksa devam edeyim ben. Tamam. Evet, ne diyordum en son? Yapay zeka konusunda çalışan önemli bilim adamlarından birisi Alan Matheson Turing idi. Alan Matheson Turing'in 1950 yılında yayınlamış olduğu, Mind dergisinde yayınlamış olduğu makalede bahsetmiş olduğu bir deneyden bahsediyorduk. Turing deneyi. Şimdi onunla ilgili bilgi vereceğim. Ha, bir de
burada anlattıklarımı dosyalar kısmında, öğretim yönetim sisteminde dosyalar kısmına yüklediğimi söylemiştim. Eğer oralar duyulmadıysa bunları yeniden tekrar etmiş olayım. Şimdi ekran paylaşımı yapacağım. Şu anda benim ekranı görüyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Evet, 1950 yılında Mind dergisinde adına Turing deneyi ya da Turing testi diye bilinen bir makale yayınlamıştı Alan Matheson Turing. Computing Machinery and Intelligence adlı bir makaleydi bu. Buradaki Turing'in esas vurgulamak istediği konu şuydu. Bilgisayarda zeki davranışı üreten sürecin insan beynindeki süreçlerin modellenmesiyle elde edilebileceği gibi tamamen başka ilkelerden hareket edilerek üretilmesinin de mümkün olduğunu ispatlamaya çalıştığı bir deneydi bu. Bunun üzerine kurulu bir deney. Yani Turing diyordu ki öyle bir zaman gelecek ki onun öngörüsü 2000'li yıllardan önceydi bu. İnsanlardan ayırt edilemeyecek zeki makinelerin oluşturulabileceğini öngörmekteydi. Yani Turing zeki makinelerin insan beyninin ayrıntılı tasarımının yapılarak oluşturulabileceğine inanan bir bilim adamıydı. Turing'in bu yayınlamış olduğu makaledeki deney insan gibi davranan sistemlere güzel bir örnek teşkil etmekte. Yani bir bilgisayarın zeki olup olmadığına karar veren Turing testi şu şekilde gerçekleşmekteydi. Bir tane sorgulayıcı bulunmaktaydı. Bu sorgulayıcı tabii ki doğal olarak bir insan. Zeka seviyesi belli bir seviyenin üzerinde. Bir tane yapay zeka ile donatılmış bir bilgisayar sistemi ve bir tane de denek. Yine insan bir denek. Sorgulayıcı, insan denek ve bilgisayar ayrı ayrı odalarda birbirlerini görmemekteler. Sorgulayıcı ne denek hakkında bilgi sahibi ne de bilgisayar konusunda herhangi bir bilgi sahibi değil. Burada sorgulayıcı iki kişi olarak karşısında bulunan kişilere, yani birisi tabii ki yapay zeka ile donatılmış bilgisayar. Ha, şunu da söyleyelim. Sorgulayıcıyla denekler arasındaki iletişim klavye ve ekran kullanılarak gerçekleştirilmekte. Herhangi bir şekilde sesli görüntülü bir iletişim söz konusu değil. Klavye aracılığıyla, yani metin ve görüntü şeklinde ekran ile bir iletişim sağlanmakta. Sorgulayıcı işte hem insan deneye hem de bilgisayara sorular soruyor. Aldığı cevaplara göre kimin insan, kimin makine ya da işte bilgisayar olduğuna karar vermeye çalışıyor. Testin sonunda eğer bilgisayar insan gibi algılanıyorsa, yani sorgulayıcı verilen cevaplardan bilgisayarı insan gibi algılıyorsa, o zaman diyoruz ki bu bilgisayar zekidir.
ya da işte zeki gibi davranmaktadır. İnsandan ayırt edilemezlik üzerine kurgulanmış programı sorgulayıcıyı kandırmaktadır diyebiliyoruz. Yani bu başarının ölçütü. Eğer sorgulayıcı aldığı cevaplardan esinlenerek cevap verenin insan mı yoksa makine mi olduğuna karar veremez ise, o zaman diyoruz ki evet, bu yapay zekayla donatılmış bilgisayar insandan ayırt edilemez durumda bir yapay zekaya sahiptir diyoruz. Testin kurgusu bu şekilde. Kriter ne? Kriter bilgisayarın ya da işte yapay zeka ile donatılmış makinenin sorulan herhangi bir soruya insandan ayırt edilemeyecek şekilde cevap vermesi üzerine arkadaşlar yine mi kesinti oldu? İlginç ya. Tamam, devam ediyorum arkadaşlar. Yine ekran paylaşımını yapayım ben. Ne diyorduk? Test düzeneğinin nasıl oluştuğunu söylüyordum. İşte bir tane bilgisayar vardı. Bir tane gönüllü bir kişi, insan vardı. Bu insan denek dediğimiz kişi. Bir de sorgulayıcı bulunmaktaydı. Tabii bilgisayar ve gönüllü insan sorgulayıcının görüş alanının dışında yer alıyor idi. Sorgulayıcı sadece soru sormak suretiyle hangisinin bilgisayar olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sorgulayıcının soruları, daha da önemlisi bundan, aldığı cevaplar tamamen ses gizlenerek, yani ya bir klavye sistemi kullanılmakta ve ekran kullanılarak bu iletişim, haberleşme sağlanmaktaydı. Ve bilgisayar yalan söyleme üzerine kurgulanmış bir programa sahip olması gerekiyor ki sorgulayıcıyı tabii ki kandırabilsin. Tabii bu yalan söyleme üzerine kurgulanmış program tabii ki yapay zeka teknikleri ile donatılmış bir program olarak ifade edilmekte. Bakın burada sorgulayıcı yapay zeka ile donatılmış bilgisayar ve gönüllü insan yani denek bulunmakta. Alan Matheson Turing'in yayınlamış olduğu makaledeki ilginç sorulardan burada birkaç tanesini almış durumdayım. Sorgulayıcı soruyor. Diyor ki, Ford Bridge hakkında bir kısa şiir yazar mısın diye soruyor. Bilgisayarın cevabı, beni mazur görün diyor. Ben şiir yazamam diyor. Aynen insan gibi, insana benzer bir cevap veriyor. Sorgulayıcı bir başka soru soruyor. Diyor ki,
34.957 ile 70.764'ü topla diyor, sonucunu söyle diyor. Tabi aritmetik işlemler bir bilgisayar için oldukça kolay işlemler ve çok kısa sürede cevaplanabilecek sorular. Ancak işte yalan söyleme üzerine ve sorgulayıcıyı kandırma üzerine programlandığı için bilgisayar 30 saniye kadar bekliyor ve 30 saniyenin sonunda 105.621 şeklinde yanlış bir cevap veriyor. Doğru cevaba yakın ancak yanlış bir cevap veriyor. Yani kendisinin işte insan olduğunu güya toplama yapıp belli bir sürede ama tam da doğru cevap veremediğini göstermeye çalışan bir davranış. Tabii bununla ilgili çeşitli soruları devam ettiriyor. İşte satranç oynar mısın diyor. Evet diyor bilgisayar. İşte satranç tahtası üzerinde satrançtaki elemanların nerede bulunduklarını söylüyor ve bu durumda ne yaparsın diyor. Tabii yine aslında bir bilgisayar için hızlıca cevap verilebilecek bir durumda olmasına rağmen bilgisayar yine bekliyor ve söylüyor nasıl bir hareket yapması gerektiğini. Buna benzer sorular ve cevaplar şeklinde devam ediyor. Tabii Turing'in öngörüsü şöyle. Turing diyor ki, o makalede bahsediyor zaten. 2000 yılına kadar diyor, yapay zeka ile donatılmış bilgisayarlar bu teste tabi tutulduğunda sorgulayıcıyı %30 oranında kandırabileceklerdir diye öngörüyor. Ancak şimdiye kadar 2019 yılındayız. Bu Turing deneyini geçebilen bir yapay zeka ile donatılmış bir bilgisayar ya da işte bir program henüz yapılamamış durumdadır. Şunu literatürde karşılaşabilirsiniz. İşte biz şöyle bir program yazdık da biz sorgulayıcıyı kandırdık şeklinde. Ancak bunların hiçbirisi otoriteler tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir ve yazılardır. Tabii Turing gibi düşünenler çok sayıda olmasına rağmen onlar da aynı şekilde tabii belli bir gün geldiğinde bilgisayarların bu deneyi başarabileceğini söylüyorlar. Şunu da tabii göz ardı etmemek lazım bu deneyi gerçekleştirirken. Bazı insanları tabii ki biz nedir? Daha çabuk. Bakmayın, yine bir kesinti oluştu. Şu anda bir tedbir aldık gibi, inşallah bir daha olmayacaktır. Ben devam ediyorum. Şu anda seste, görüntüde bir problem var mı arkadaşlar? Tamam, şimdi devam edelim. Evet, ne diyorduk? Turing testinin sonucundan bahsediyorduk. Turing ve Turing gibi düşünenler
Günün birinde bilgisayarların insanları kandırabilecek seviyede yapay zeka ile donatılmış bir hale gelebileceğine inanıyorlar. Ancak 2000 yılına kadar bu öngörüsü henüz gerçekleşmiş değil idi. 2019'da da bu öngörü henüz gerçekleşmiş değil. Tabii Turing testini geçebilecek bir bilgisayarın yani insandan ayırt edilemezlik üzerine kurgulandığı için o zaman diliminde tabii ki sadece ekran ve klavye kullanılmaktaydı. Normal insan sesinin kullanılması, sesin algılanması, buna göre değerlendirilmesi ve çıkarım yapılması da gerekiyor. Dolayısıyla Turing testini geçebilecek bir bilgisayarın ya da bilgisayar programının dili insan gibi kullanabilmesi de gerekmekte. Yani doğal dil işlemeyi de gerçekleştirebilmesi gerekiyor. Tabii doğal dil işlemenin gerçekleştirilmesinde şu an için sıkıntı gözükmüyor. Hatırlarsanız geçenlerde işte Çin'de doğal dil işleyen bir yapay zeka insansı robotu geliştirilmiş idi. Sunucu olarak kullanıyorlardı bunu. Doğal dili çok rahat bir şekilde işleyebiliyordu. Yani dili insan gibi kullanabiliyor idi. Ancak insandan ayırt edilmezlik üzerine kurgulanmış bir bilgisayar dediğimiz gibi henüz bu testi geçemedi. Çünkü bu testi geçmek hiç de kolay değil. Geçebilecek programın yalan söylemesi gerekiyor. Yalan söylemek de bildiğiniz gibi bir irade, bir bilinç gerektiren bir hadise. Dolayısıyla şimdiye kadar bu test başarılmış değil. İşte Alan Matheson Turing'in 1950 yılında yayınlamış olduğu dergiden bir alıntı. Orada bunu başarabileceğini 2000'li yıla kadar işte bakın burada sorgulayıcının ancak %70 oranında başarı sağlayabileceğini, bunun tersten okuduğumuz zaman bilgisayarların %30 oranında sorgulayıcıyı kandırabileceğini söylemekte. Alan Matheson, Turing 1950 yılında yayınlamış olduğu bu makalede. O makalede aslında biraz önce bir örneğini verdik ama bu deney bir taklit oyunu olarak da sunulmaktaydı. Taklit oyunu iki aşamadan oluşmaktaydı aynı makalede. Birinci aşamada yine bir sorgulayıcı vardı. Bir erkek, bir de kadın denek bulunmaktaydı. İlk aşamada taklit oyununda böyle bir deney düzeneği bulunmakta. Şimdi sorgulayıcı, erkek ve kadın denekler farklı alanlarda bulunmaktalar. Yine iletişim klavye ve ekran vasıtasıyla gerçekleştirilmekte. Buradaki durum şu, sorgulayıcı öyle sorular sorarak kimin erkek, kimin kadın olduğunu belirlemeye çalışmakta. Erkek denek sorulan sorulara öyle cevaplar vermekte ki kendisinin kadın olduğunu sorgulayıcıyı ikna etmekte bu şekilde. Kadın da sorgulayıcıya onun değil aslında kendisinin kadın olduğunu ikna etmeye çalışmakta. Birinci aşaması bu taklit oyununun bu şekilde. İşte burada bir sorgulayıcı var. Deneklerimiz bir erkek denek ve bir kadın denek. Erkek denek sorgulayıcıyı kandırmaya çalışıyor. Yani sorgulayıcının sorduğu sorulara öyle cevaplar veriyor ki kendisinin kadın olduğuna inandırmaya, ikna etmeye çalışıyor sorgulayıcıyı. Tabii kadın da aynı şekilde diğerinin aslında erkek olduğunu, kendisinin kadın olduğuna dair sorgulayıcıyı ikna etmeye yönelik bir deney gerçekleştiriliyor. Taklit oyunun birinci aşaması böyle.
Ancak oyunun ikinci aşamasında ise, bu taklit oyunun ikinci aşamasında ise, bu defa erkek oyuncu sorgulayıcıyı erkek oyuncu gibi aldatmaya programlanmış bir bilgisayarla değiştiriliyor. Yani yine bir sorgulayıcımız var, bir kadın deneyimiz var. Diğer denek, erkek denek değil artık, erkek denek gibi sorgulayıcıyı aldatmaya programlanmış bir bilgisayar. Şimdi burada bilgisayar bir insanın yaptığı gibi hatalar yapmakta, işte belirsiz, bulanık cevaplar vermekte ve sonuçta bilgisayar sorgulayıcıyı erkek kadar sık kandırabilirse, o zaman işte deneyin başarılı olduğu, yani yapay zekayla donatılmış bilgisayarın insan gibi davranabildiği, zeki davranış gösterebildiği kanaatine varılacak. Deney düzeneği bu şekilde. Bu taklit oyunun ikinci aşaması işte bizim az önce ifade ettiğimiz esas Turing testinin ilk başlangıcı olarak da kullanılabilmekte. İşte bakın burada taklit oyunun ikinci aşamasında yine bir sorgulayıcı var. Yine bir kadın denek var. Ama burada erkek denek yerine bir bilgisayar yerleştirilmiş. Ve bu bilgisayar artık erkek denek gibi sorgulayıcıyı kandırmaya, aldatmaya programlanmış bir deney düzenini burada görüyoruz. Evet, az önce de dediğimiz gibi Alan Matheson Turing işte 20. yüzyılın sonunda, yani 2000 yılına kadar bu taklit oyununu başarabilecek bir bilgisayarın olacağına inanıyor idi. Bilgisayar programının olacağına inanıyor idi. Ancak bu gerçekleşmedi. Ama şunu söyleyebiliriz. Artık modern bilgisayarlar yapay zekayı sık bir şekilde kullanmaktalar ve insanların davranışlarına benzer davranışlar gösterebilmekteler. Ama insanı kandırabilecek durumda henüz değiller. Evet, yapay zeka ile ilgili bir takım ön bilgiler verdik. Bu ön bilgileri verirken yapay zekanın ne olduğu, kapsamının ne olması gerektiği, yapay zekanın nasıl algılanması gerektiği, kapsamı ve ondan beklentilerimizin neler olduğu ile ilgili bir takım bilgiler verdik. Tabii beklentilere göre ona atfedilen göreve göre her kişi yapay zekayı farklı şekilde tanımlamakta idi. Bu da tabii insanlar arasında ya da işte bu konuyla ilgilenen bilim adamları arasında çeşitli felsefi tartışmalara da sebep olmakta idi. Bu felsefi tartışmalar devam ede dursun. Tabii bizim için önemli olan şu anda gerçek dünya problemlerinin çözümünde yapay zeka çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğidir. İşte biz de burada yapay zeka bir kavram adı üzerinde bir kavram. Bu yapay zeka kullanılarak çeşitli gerçek dünya problemlerinin çözülebilmesi için ne olması gerekiyor? Çeşitli yapay zeka tekniklerinin geliştirilmesi gerekiyor. Evet, bunlar çeşitli yapay zeka teknikleri geliştirilmişlerdir. Her bir teknik farklı bir gerçek dünya probleminin çözümünde daha etkili olduğundan dolayı her yapay zeka gereci her problemin çözümünde tabii kullanılmaktadır. Daha başarılı olduğu alanlarda o teknikler tabii ki tercih edilmektedir. Geliştirilen bu yapay zeka algoritmalarının işte ya da bilgisayara aktardığımız bu programların başarı performansları nasıl belirlenecektir? Tabii ki o alanda, ilgili alanda uzman bir kişinin başarısıyla, performansıyla kıyaslanarak bu gerçekleştirilen bilgisayar programının başarısı tabii ki bu şekilde test edilecek. Ve bir sonuca varılacaktır. Bakın burada günümüzde en çok kullanılan, gerçek dünya problemlerinin çözümünde en çok kullanılan yapay zeka tekniklerinden
bahsedilmekte. Birincisi bulanık mantık, fuzzy logic dediğimiz yapay zeka gereci. Diğeri yapay sinir ağları, neural network dediğimiz bir yapay zeka gereci. Diğeri genetik algoritmalar, genetik algoritms. Diğeri expert system ya da işte uzman sistemler dediğimiz yapay zeka gereci ya da yapay zeka tekniği. Bir de yapay zeka optimizasyon algoritmaları son zamanlarda hızlı bir şekilde gelişim göstermekte. Bu yapay zeka optimizasyon algoritmaları aslında çeşitli canlıların davranışlarının modellenmesiyle elde edilen algoritmalar. Bunlara birkaç örnek işte sürü optimizasyonu, karınca kolonisi, tabu arama, bağışıklık, grey wolf, bozkurt gibi çeşitli optimizasyon algoritmalarıyla literatürde karşılaşmak mümkün. Şimdi gelelim yapay zeka teknikleri hakkında kısa bilgiler vermeye. Arkadaşlar şu anda seste görüntüde bir problem yaşanmıyor değil mi? Tamam. Devam edelim. Şimdi yapay zekanın bir kavram olduğunu, aslında iş yapan gerçek dünya problemini çözen algoritmaların yapay zeka algoritmaları ya da yapay zeka teknikleri adı altında ifade edildiğini söyleyelim. Şimdi yapay zeka teknikleri aslında bilgi teknolojisinin en önemli araçlarından birisi olarak karşımıza çıkmakta. Ve robotik, otomasyon teknolojilerine de son zamanlarda önemli katkılar sağlamakta. Peki ne yapmakta yapay zeka temel olarak? Yapay zeka temel olarak aslında emek yoğun sistemleri bilgi yoğun sistemler haline getirmeye çalışmakta. Yani verimliliği arttırma esası üzerine geliştirilen algoritmalar ya da tekniklerdir bunlar. Ve özellikle de son yıllarda yapılan yapay zekaya dayalı uygulamalar işte birçok alanda zeki sistemlerin, zeki makinelerin doğmasına, üretilmesine, kullanılmasına sebep olmuşlardır. Günümüzde gerçek dünya problemlerinin çözümünde en çok kullanılanlar az önce de ifade ettiğimiz gibi bulanık mantık, uzman sistem, yapay sinir ağları ve genetik algoritmalar olarak sıralanabilir. Birinci ifade edeceğimiz yapay zeka tekniği ya da yapay zeka algoritması uzman sistemler. Uzman sistemlerin tabii ki temeli ta milattan önce 3000'li yıllara dayandırılmakta. Dayandırılma sebebi de şu. Milattan önce 3000'lerde Mısır'da Luxor papirosu denilen bir belgede anlatıldığına göre hastalıkların belirtileri, onların teşhisleri, teşhis edildikten sonra tedavi süreciyle ilgili bilgiler verilmiş. Ve o bilgiler bizim şu anda modern dünyada kullandığımız uzman sistem formatı olan eğer o halde if-then formatına çok uygun şekilde yazılmış bilgiler. Yani bir hastalığın belirtisi, hangi belirtiler, hangi hastalığın sebebi olarak ifade edilmiş ve o teşhis edilen hastalığın da nasıl tedavi edilmesine yönelik olarak bir sürü uzman bilgisi kaydedilmiş bu Luxor papirosu dediğimiz belgede. Bundan dolayı uzman sistemlerin işte tarihçesi ta milattan önce 3000'lere dayandırılmakta. Uzman sistemler temelinde tabii ki bilgi tabanlı bir sistem.
problemlerin çözümünde insan zekasını taklit etmeyi hedefleyen yapay zeka geleceği olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi zeka geleceği dedik, insan zekasını taklit ediyor dedik. Bu taklit içerisinde algoritma ne yapıyor? İşte bilgiyi alıyor, uzman bilgisini alıyor, girdiği alıyor. Girdiğiyle uzman bilgisini kıyaslıyor ve oradan bir çıkarım yapıyor. Yani insanın çıkarım yapma yeteneğine benzer bir şekilde çıkarım yapan bir algoritma olarak da uzman sistemleri ifade etmek mümkün. Dolayısıyla uzman sistemi işte bir uzmandan alınan bilgilere dayanarak oluşturulan ve karmaşık problemleri çözmek için olayları ve deneyimleri kullanan etkileşimli bir bilgisayar sistemi, bir karar destek sistemi olarak da ifade etmek tabii ki mümkün. Uzman sistemi şu şekilde tanımlamak da tabii ki mümkün. Bir problemi çözmek için o problemi çözen uzman kişilerin bilgisine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla uzman sistem bir problemi o problemin uzmanlarının çözdüğü gibi çözebilen bilgisayar programları olarak da ifade edilmektedir. Peki uzmanlar gerçek dünya problemini çözerken ne yapmaktadırlar? O alanda yetişmiş kişilerdir bu uzmanlar. O konuda bilgisi vardır, becerisi vardır, tecrübesi vardır, işte eğitimi vardır. Bütün bunları kullanarak herhangi bir girdi durumunda bu bilgilerin tamamını kullanarak bir çıkarım yapmaktadır. İşte uzman sistemin uzmanın bu bilgilerine ihtiyacı vardır. Öyleyse bu bilgileri ve tecrübeyi bilgisayar tarafından anlaşılabilir hale getirmek ve bilgisayarlarda saklanabilir duruma getirmek gerekmektedir ki uzman sistem ancak öyle oluşabilsin. Şimdi tabii bir uzman sistem bu dediklerimizi yapabilmesi için çeşitli elemanlara ihtiyaç duymakta. Bu elemanlar sırasıyla az önce saydığımız o uzman bilgilerinin temin edilmesi. Bu uzman bilgilerinin bir bilgi tabanında saklanması, kullanıcıyla uzman sistem arasında iletişimin sağlanabilmesi için bir kullanıcı ara biriminin bulunması, herhangi bir girdide bilgilerin değerlendirilip bir sonuç alınabilmesi için bir çıkarım mekanizmasına sahip olması gerekmekte. Bir uzman sistemde bu saydıklarımız, buradaki dört temel eleman olmazsa olmaz unsurlardır. Bakın burada bir uzman sistemin nasıl kurgulandığı, nasıl çalıştığıyla ilgili bir görsel görmektesiniz. Dediğim gibi bu uzman sistemin başarılı performansı doğrudan doğruya bilgilerini aldığınız uzmanın o konudaki başarı performansına dayalı olacaktır. Bir uzman sistem işte bu uzmandan bilgileri almakta. Kim tarafından? Bilgi mühendisi tarafından bu bilgiler alınmakta. Bilgi mühendisi bu almış olduğu bilgileri formüle etmekte ve uzman sistem içerisinde bunu kurgulamakta ve kullanmakta. İşte bilgiler bilgi tabanına konulmakta. Girdiler ile bilgi tabanındaki bilgiler kıyaslanarak bir kompozisyon işlemine tabi tutularak bir çıkarım elde edilmekte. O çıkarım bir kullanıcı ara birimi vasıtasıyla kullanıcıya iletilmektedir. Kullanıcı girdiği vermekte, o girdiden dolayı uzman sistem ona bir çıktı üretmektedir. Bu uzman sistemin çalışma şekli bu şekilde kurgulanmaktır.
Şimdi bir uzman sistem geliştirebilmek için tabii ki çeşitli disiplinden kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Az önce de görselde gördüğünüz gibi önce bir alan uzmanına ihtiyacımız var. O bilgilerin formüle edilmesi için bilgi mühendisine ihtiyacımız var. Bilgiler var. Bunların bir bilgisayar programına dönüştürülmesi için programcıya ihtiyacımız var. Daha sonra bunların tamamını koordine edecek bir proje yöneticisine ihtiyaç var. Ve bir de son kullanıcıya ihtiyaç bulunmakta. O son kullanıcı bu uzman sistemi kullanacağından dolayı son kullanıcının bilgileri de geri dönütleri de tabii ki önemli olacaktır. İşte burada saymış olduğumuz kişilerin yani bu gruptaki üyelerin birlikte nasıl çalışacağı o uzman sistemin başarısında önemli rol oynamaktadır. Yani bu uzman sistemin başarısı gruptaki üyelerin birlikte çalışma ahengine bağlı olacaktır. Bakın burada bir blok şema olarak uzman sistem geliştirme grubunu ifade etmişiz. Tabii ki her projenin bir yöneticisi olacaktır. Bu yöneticinin altında alan uzmanı, bilgi mühendisi ve programcı olacak. Bunlar uzman sistemi oluşturacaklar. Son kullanıcı bu uzman sistemi kullanacak ve çeşitli geri bildirimler yapacak. Kime? Bu uzman sistemi geliştiren grup üyelerine. Şimdi gelin sırasıyla bu grup üyelerinin görevlerinin neler olduğu hakkında bilgi vermeye. Birincisi alan uzmanı idi. Alan uzmanı o alanda, ilgili alanda problem çözme yeteneği bulunan başarılı bir kişi olarak tanımlanmakta. Yani o konuda bilgisi, becerisi, tecrübesi, eğitimi olan kişidir alan uzmanı. Alan uzmanı tabii ki uzman sistemi geliştirme grubu ile ahenk içerisinde çalışabilmesi gerekmekte. Bunun için sahip olduğu bilgileri aktarabilme yeteneğine sahip olmalı. Uzman sistemin geliştirilmesine istekli olmalı, yani gönüllü bir şekilde çalışmalı ve aynı zamanda da proje için bu uzman sistem geliştirme projesi içinde ona zaman ayırması gerekmekte. Uzman sistemin başarısının temelinde yani en önemli grup üyesi aslında alan uzmanının sahip olduğu o konudaki uzmanlık bilgisidir. Onun için alan uzmanınız o konuda gerçekten uzman birisi ise, bilgi, beceri, tecrübesi yüksek seviyede ise geliştireceğiniz uzman sistemin başarısı da o kadar yüksek, iyi olacaktır. Gelelim bilgi mühendisine. Önemli grup üyelerinden birisi de bu. Çünkü bilgilerin formülasyonunu gerçekleştiren kişi bu. Bilgi mühendisi bir uzman sistemi tasarlayabilen, geliştirebilen kişi olarak tanımlanmakta. Peki bilgi mühendisinin görevi neler? Uzman sistemi geliştirme grubu üyeleri içerisinden önemli bir görev uzmanı olan bilgi mühendisinin ne tür görevleri vardır bu uzman sistem geliştirme süreci içerisinde? Herhangi bir problemin çözümü için alan uzmanı ile istişare etmesi gerekiyor. O problemin nasıl çözüleceği ile ilgili bilgileri alan uzmanından alması gerekiyor. Dolayısıyla alan uzmanıyla iletişim kurmak, konuşmak görevlerinin başında geliyor. Sonra uzman tabii ki bir gerçek dünya problemini çözerken çeşitli yöntemler kullanıyor.
bilgi mühendisi alan uzmanının olguları ve kuralları kullanarak bir problemi çözerken bunu nasıl çözdüğünü, hangi muhakeme yöntemlerine dayandığını anlayabilmeli ve bu muhakeme yöntemlerini uzman sistem içerisinde nasıl ifade edilmesi gerektiğini bilebilmeli. Başka? Bir diğer görevi şu. Yazılım geliştirme veya uzman sistem kabuğu seçmek yine bilgi mühendisinin görevlerinden birisi olduğu için bilgileri ifade etmek için hangi programlama araçlarının kullanılabileceğini de belirlemek yine bilgi mühendisinin görevlerinden bir tanesi. Daha sonra geliştirilmiş olan uzman sistem denenmesi, gözden geçirilmesi, iş ortamına aktarılması, orada tekrar denenmesi, bu sorumlulukların tamamı yine bilgi mühendisinin görevleri içerisinde bulunmaktadır. Bir diğer grup üyesi, uzman sistemi geliştirme grubu üyesi, programcı. Tabii programcı, bilgi mühendisinden gelen o veriler doğrultusunda bilgisayarın anlayacağı şekilde o bilgileri ifade edecek programları yazmakla sorumlu olan kişidir. Programcı mantıksal ya da yordamsal programlama dillerinden birisini bilmek zorundadır. Bir kabuk sisteminin geliştirilmesinde de tecrübesi olması gerekmektedir. Kabuk sisteminin ne olduğunu birazdan söyleyeceğiz. Bir diğer grup üyesi proje yöneticisi. Proje yöneticisi uzman sistemi geliştirme grubunun tabii ki yöneticisi, başkanıdır. Projenin planlanmasından tutun sonlanmasına kadar süreci planlanan şekilde götürmekle sorumlu olan kişidir. Yani proje yöneticisi proje için gerekli olan bütün araçların alınmasında, problemlerin giderilmesinde, çözülmesinde uzman, bilgi mühendisi, programcı, son kullanıcı ile iletişimin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kişi proje yöneticisi olarak ifade edilmekte. Son kullanıcı, tabii son kullanıcı deyip geçmeyelim. Son kullanıcı aslında uzman sistemi kullanan kişidir. Son kullanıcı uzman sistemi iyi bir şekilde kullanabilmeli. Sistemin kendisi için kullanışlı olup olmadığına karar verebilmeli. Kullanışlı değil ise nasıl kullanışlı hale getirilebileceği ile ilgili grup üyelerine bilgi vermesi gereken bir eleman, bir grup üyesi olarak karşımıza çıkmakta. Çünkü bir uzman sistemin kullanışlılığı, kullanıcı dostu olması çok önemli. Çünkü bir kullanıcıdan o konuda uzman olmasını beklememiz, o konudaki uzmanlık seviyesinin yüksek olmasını beklememiz mümkün değil. Dolayısıyla kullanıcı dostu bir arayüz, bir kabuk programı geliştirilmesi gerekmekte. İşte bu konuda kullanıcı, yani son kullanıcı grup üyelerine gerekli bilgileri vermeli, geri beslemeler yapmalı. Evet, bahsettiğimiz kabuk programı burada şematik olarak, blok şema olarak verilmiş durumda. Aslında kabuk programı bir uzman sistemin kurgulanması için gerekli altyapıyı barındıran ancak uzmanlık verilerini bulundurmayan bir arayüz olarak, bir kabuk program olarak ifade edilebilir. Siz bu kabuk programına sahipseniz, hangi gerçek dünya problemini çözmek istiyorsanız, o konuyla ilgili bütün bilgileri bu kabuk programına verirsiniz, bilgi tabanını oluşturursunuz, açıklama sistemi koyarsınız, çıkarım biriminde nelerin olacağını söylersiniz. Bilgi tabanına tabii ki bir editör vasıtasıyla bunları gerçekleştirmeniz gerekiyor.
ve bir kullanıcı arayüzünü de kapsayacak şekilde bunların tamamını barındıran bir uzman sistem kabuk programıdır. Kullanıcımız bu uzman sistem kabuk programını aslında kullanmaktadır. Bu kabuk programı içerisine uzmanlık bilgileri ve bilgi tabanında olması gereken bütün veriler bu kabuk program kullanılarak verilmekte, oluşturulmakta. Ve bu kabuk program vasıtasıyla gerçek dünya problemleri kullanıcı tarafından çözülmektedir. Uzmana ihtiyaç olmadan, sanki uzman varmış gibi, o kullanıcı o konuda uzman olmasa bile işte bu uzman sistemi kullanarak o konudaki gerçek dünya problemlerini çözebilecek duruma gelmekte. Süremiz var mı, ona bakayım. Evet, süremiz bitmek üzere arkadaşlar. Benim başka dersim daha var. Burada dersimize ara verelim. Haftaya devam ederiz. Şimdiye kadar ifade ettiklerimizle ilgili sorularınız varsa sorularınızı alayım arkadaşlar. Yoksa haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Soru yok herhalde. O zaman ben katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere de iyi akşamlar arkadaşlar.